Kızıl Aslan'la danışma. Kızıl Aslan'ın sağlam bir kalesi vardı. O kadar yüksekti ki Elvent dağından boynunu yüceltirdi. Yolu gelin zülfü gibi kıvrım kıvrım olan bu kalede kimseden endişe edilmez ve hiçbir şeye ihtiyaç duyulmazdı. Bir bahçenin içinde lacivert kabağı konmuş yumurta akı gibi görülmedik bir şeydi. Bir gün padişahın yanına uzak yollardan huzuru mübarek bir zat geldi. Muzat diyar diyar dolaşmış ve cihan görmüştü. Gerçeği tanıyan hünerli bir adamdı. Güzel konuşuyor, her şeye aklı eriyor, çok şeyler biliyordu. Hasılı sözü sohbeti yerinde bir bilgeydi. Kızıl Aslan dedi ki, bu kadar gezmişsin, bunun gibi sağlam bir kale gördün mü? Adam gülümsedi. Evet dedi, çok hoş bir kale. Ancak sağlam olduğunu zannetmiyorum. Değil mi ki senden önce daha bir takım azametli padişahlar buna sahip olmuşlar ve içinde birkaç zaman kaldıktan sonra bırakıp gitmişlerdir? Ve değil mi ki senin ardınca başka padişahlar da gelecekler, burada yaşayacaklar ve senin ümit ağacının meyvesini onlar yiyeceklerdir. Şu halde babanın saltanat değerini hatırlayarak gönlünü bu gibi düşüncelere bağlamaktan kurtarmalısın. Nitekim felek tutmuş, babanı bir köşeye oturtmuş. Öyle oturtmuş ki şimdi bir mangıra dahi hükmü geçmiyor. Her şeyden, herkesten nevmit olduğu için ümidi ancak Allah'ın lütfuna kalmıştır. Akıllı adamın nazarında dünyanın çöp kadar kıymeti yoktur. Çünkü o her zaman bir başkasının mekanı olmuştur.